Adamgil buradan bir Akbeygir'e binip babalarının gittiğini biliyorlar. Başka babalarının ne şekil oldu, ne şekil adam olduğunu bilmiyorlar. Annesiyle babası evleniyor. 5 ay sonra savaş başlıyor. Bunlar da tarladalarmışmış. Geliyor asker alıp götürüyorlar oradan onu. O da diyor ki bir kere köyüme uğrayın diyor. Köyüne bile uğratmamışlar. Babamın kırkı çıkmamış da sabahleyin gelmişler. Dedem götürmüşler. Allah'ına çocuklarım tamam hayat demiş. Ninem rahmetli. Çocuklarıma sağ ol demiş. Çanakkale'ye gidiyor orada kardeş varmış. Çanakkale geliyor boğazına dokunuyor buradan koparıyor. Kardeşi görmüş. Orada gidiyor o anda. Çarpma dokan tuğuna. Boğazından kopartmış. Ninem bana böyle anlattı. Sabahleyin geldiler, götürdüler dedi. Çocuklarım Allah'ıma sana emanet olsun dedi. Ondan ki bir daha gelme dedi. Mangıcıymışmış bunlar. Yemek yemiş de sigara çulamış da ortalığına hepsi gidiyor. Topu nasıl düşürdüse ta ortalığına düşürüyor gavur. Mangıcık gitmişler. Savurmuş bayatlar falan hiçbir şey bulmamış. Da yüzüğünden bildim demiş. Mangıcı olduğu için dedemin adı geçer oradan. Kesin biliyordum ben yani adını geçeceğini. Mangıcık gitmişler. Savurmuş etini yüzüğünden bildik demiş. Lan benim kınarın Ali de gitti dedim demiş. Hüseyin, şimdi soyad yokmuş o zaman. İmamoğlu Hüseyin. Ama şimdi soyad var. Hüseyin Avcı. Dedem rahmetlik geride çalıştırıyorlarmış. Bir çeşmenin başında abdest alıyor. İkindi namazını kılarken top mermisi geliyor, parça parça ediyor. Köylümüz varmış yanında, o sağ geldi, o anlatırdı. Oraya su içmeye, kullanacaklara içme suyunu temin etmeye gelen İngilizlere hıpreşmeyin. Etrafımız sarıldı, öldürürüz sizi. Silahları atın bakalım bir. Hadi gidin, canınızı bağışladık. Sizin burada işiniz yok. Siz hükümetiniz istediği için buradasınız. Diyor. Suya yollamış kumandan askeri. Asker düşman içine girmiş karanlıkta. Bakıyor askeri çeviriyorlar. Kumandanın yanına götürün beni diyor. Götürüyor İngiliz kumandanın yanına. Kumandanım sana su yolladı diyor. Buyur diyor. Bunu diyor şeye kadar geçin Türk kumandanına teslim edin diyor. Hüdot'tan onu geçiriyorlar askeri. Öyle kurtuluyor da. Orada bir şeyimiz var bizim dedemiz Yakup oğlu Hüseyin. İkindi namazını kılmak için kalktığında dünürü de vardır aynı cephede. Velioğlu. Veli. Ya düşman silah atıyor. O silah kesilsin de top atışı öğle namazını kıl dediğinde vakit de bitiyor der. Fakat namazı kılmak için cepheden, mevziden çıktığında bir top mermisi gelir ve orada yaralı olarak Doktor Şahin şehitliğine gelir, orada şehit olur. Yani ve o dünürü olan Velioğlu, yani köyümüzdeki Velioğlu denilen Velioğlu Veli, kollarında yani kendisi dünü her ne zamanda hem akrabasıdır hem de dünürüdür. Alır hastaneye getirir. Fakat hastaneye geldiğinde ruhunu teslim eder. Orada yüzbaşının oğlu şehit düşüyor. Çanakkale'de. Çanakkale'de oğluna bakmıyor. O öldü diyor. Yüzbaşı yine şey diyor. Yüzbaşı da şehit oluyor. O gece sarılmış şuna. Yüzbaşı. Aveş baya nasıl yorsul bağlamış. Dolam dolam dolam. Bu da şehit orada şehit olmasının yanında. Aveş tek yalnız. Burada benim de oğlum vardı, onu da getirin diyor buraya, oğlunu da getiriyorlar. Doktor
Şahin Bey, doktorun ismi Şahin. Hemşireler der ki yani çok kanamalı bir hasta gelir. Hemşireler der, doktorum yani şu hastanın çok şeyi var der. Yani kanaması var, buna bir bakar mısınız der. O da şu ağacın altına yatır diye döndüğünde bakar ki kendi oğlu. Yani gelen yaralı doktorun kendi oğlu. Ama yine de yatır oraya der. Elindeki hastayı tedavi edip sargılarını sardıktan sonra vardığında oğlu şehit olur. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Haberi muberi gelme durumu döne bir şey yok. İşte nerede kaldıkları belli bile değil. Haber ana öyle bir şey yok. Nereden geldikleri belli değil. Yani nerede savaştıkları da. Mesela Gınalı Gül ninemizin babaları. Onlarla 4 çocukları varmış. Onlara hiç gelen olmamış. Fatma ninemin babası şehit. Dönenlerin babası şehit. Bunların da zaten belirli bir yerleri yok. 4 kardeş 4'ü de şehit olmuş. Dönem Migil'den çok kalmış ya. 3 kişi mi 4 kişi mi bunun adamları? 3 kişi herhal. Biri halamın kocası. Biri de yine şeygin bası. Gambaryan gelin. Bir tane daha var. 3 kişi onunla da. 3 kişi kalmış ya onunla. Ya altoro varmış. 5'i Çanakkale'ye gidiyor. Biri Yemen'e gidiyor. Yemen'e giden geri geliyor. Aşırıdadır evi. 5 tanesi Çanakkale, Marmara esas. Rus savaşı ya o zaman. 5 hal aldım. 5'inde künyası falan gelmiyor hiç. Orada kalıyor. Ölüsü diriz künyası falan yok. Hiçbirini. Benim dedem yani Ahmet dedikleri babamın dedesi. Bu Halil, bu Ahmet dedenin oğlu. Halil Altın Şuhutlu'ydu. Öldü ya amcam. Çanakkale'de şehit düşmüş. Hüseyin oğlu Halil. Soy isim yok o zaman. Anladın mı? Anamın babası da orada Rusya'da esir düşmüş. Onların ne olduğunu, şehit olduğunu bilmiyorum. Duymadım çünkü. Bu büyüklerimizden duymadık. Onlar orada esir düşmüş. Gelmemişler. Ömer oğlu Abdullah. Yani şey olan şehitlerimizden orada bildiklerimiz. Yusuf oğlu Halil. Ali oğlu Hasan. Yakup oğlu Hüseyin, Ali oğlu yine dediğimiz İmam oğlu Ali, Halil oğlu İbrahim. Çanakkale'den gelen yok ya. Başörenden 15 kişi birden gitti diye yanlışlıkla hiçbiri gelmemiş. Tekke'den yine aynı, Ali Kün'den yine giden hep gidiyor. Kör Hasan diye dedemiz varmış köyde, yaşlı bir dedemiz, o vefat etmiş. Bunu götürmek için, kabire defnetmek için köyümüzde erkek bulunmamış. Onun cenazesini, taputunu köyün kadınları götürerekten öyle defnetmişlerdir kabire yani.
iki tarafına düştü, arkasına, önüne. Mınagotum'un Fransız İngiliz gemisini bu sefer ayarladım, ortaya attım vallahi. Anırdı gitti, denizin içine battı diye anlattı Bayram Demir. Asfaltın bir yakasında İngiliz askerleri, bir yakasında Türk askerleri. Onlar deler bu yakaya, bombayı atar, şehit düşüyor, öldürüyorlar. Bizinkinden o yakaya bu şekil harp etmişler. Ondan sonra sümü sümüye girmişler. Süngü süngüye girdiğinde o zaman bir tane yüzbaşı varmış. Mayın döşeyen, denize mayın döşeyen yüzbaşı. Hastaymış da rahmetlik. Denize mayını döşeyiyor. İngiliz yarım dünya gemisini onun döşediği mayın batırıyor. İngiliz'in askerin tak kaldı gitti Çanakkale Boğazı'nı derdi. Şimdi bunların annesiyle babası 5 aylık evliyken bu savaş başlıyor. Bu da anne karnında 2 aylık bebeğiymiş. Anne karnında bunların anası babası evveli tabii köy yeri bizlerin yeri. Evveli tırpanlar vardı. Tarlaya tırpana gitmişler. Orada geliyorlar. Bu da askermişmiş. Daha asker olmamış da askermiş. Hazır asker. Alıp götürüyorlar. 2 ay sonra bunun öldü künyesi geliyor. Bu ana karnında 2 aylık kalmış. Onu bir daha künyesi geliyor. Arayıp söyleyen tabii oluyor olmuyor bilmiyoruz. Çanakkale'de nasıl şehit olduğunu diyorlar. Yaralı galasıymış. Haydarpaşa'ya getiresilermiş. Orlarda ölmüş böyle diye bir duyum oldu. Tabii ki bundan duyduğumuz bizim. Bu da ama yıllarca özlem çekerdi. O Çanakkale'ye gencidi. Az çok babamın elinde, bunun elinde de o zamanlar iyi kötü geç vaktilerinde vardı. Hiç mi evvel adet değildi gidip bir yerini göstermek. Yıllarca özlem çekti. En son benim oğlan gitti toprağını getiriverdi. Toprağını avuç avuç yaladı. Avuç avuç toprağını yaladı, kefenime kon diyeli ağladı. Ben de hocaya danıştım. Hiçbir mahsuru yok toprağın kon dedi, vasiyeti varsa. Anası ağlarmış da anlatırmış. Bu da bizi anlatırdı, ağladı. Çok ağladı. Yani biz babama falan baba dedikçe biz kalabalık aileydik, ağladı kendi. Bir kere olsa görseydim diye. Ay yalan dünya. İlla gidiyor, görüyor Çanakkale'de. Ben gidip görmedim. Bir Osman dedemi Mıcık Kadir'i birinden duymuş. İstanbul'da ben gördüm demiş. Suvariymişimiz zaten giderken. Niye gelemiyorum? Çenetlerim beygire bine bine yara oldu demiş. Şurla yani. Suvari ya. Şura git, bura git, şura git, bura git, şura git, bura git. At olmayan atın üstünde insan duruyor tamam mı? Ama duruyormuş işte. Evveli gençlik vardı. Şimdi değil. Kendimi ben... Vakit namazımı zor kılıyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa evvel hayr. Kayyum la takzu sinetin enana milahu ma fis semavatu ve ma fil ardu. Men zellezi yeşbu indu illa bi izni yalem beyne edihim. وَمَا حَلْفِهِمْ هَلَا يَوْتُونَ بِشِيْنْ بِنْ اِلْمِ اِلَّا مَا شَاءَ وَسِيَ كُرْسِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَوْتُوا اِبْسِيمَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Bu yurtlardan, bu evlerden gelmiş geçmişlerin ruhuna hediye ettik. Kabul eyle ya Rabbi. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü.